Ben sana yardımda bulunayım, sen de bana oy ver anlayışını tarihe gömdük İstanbul'da. Bu siyaseti de toplumsal ahlakı da bozar. Bu ülke ne çektiyse bizden olanlar olmayanlardan çekti. Ben de diyorum ki ey büyük Allah'ım ya, ben vallahi billahi şurada insanların yüzüne bakarken o kadar içim ısınıyor ki hangisini birbirinden ayırabilirim? Ellerim, kollarım uzasa da herkese bir kucaklasa, sarılsa yani. Öyle bir nimetle, öyle anlatıyorum içimi. Başka türlü anlatamıyorum. Onun için biz tamamen buna son verdik. Bu konudaki hassasiyetimiz, ahlakımız daha net anlaşılsın diye bir örnek daha vereyim. Göreve gelir gelmez talimat verdim. Dedim ki artık ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız gıda desteği sadece bizim elimizde değil. Muhtarlarla da ulaştırın dedim. Muhtarı da milletimiz seçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yardım alan hemşerimizin siyasi eğilimiyle ilgilenmediğimiz gibi muhtarımız da hangi siyasi görüşteymiş onunla da ilgilenmedik. Hangi partiye yakın olursa olsun ben bütün muhtarlarıma eşit ve milletimizin seçtiği için de saygı duyan bir belediye başkanı oldum. Efendim birkaç muhtar bundan anlamadı. Ya anlamasa anlamasın. 3-5 kişi çıkabilir. Bizim var 960 küsür muhtarımız. Allah'a şükür bunun 900'ü 960'ı belki bir iki tanesi anlamamış olabilir. Ama onun dışında hepsi anlat. Bizim o insanına olan güvenini, insanına olan itimadını, yönetici insanına güvenmeyecek de kime güvenecek? Yönetici milletine güvenmeyecek de kime güvenecek? Olur mu böyle bir şey? Onun için onları sosyal yardımlaşmada çözüm ortağımız olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Onlar ilk defa bunu bizim dönemimizde yaşadılar. Kendileri söylüyorlar. Ben aynısını 5 yıl Beylikdüzü'nde de yaptım. Ve bundan da mutlu oldum. Yani biz ne yapmıyoruz biliyor musunuz sevgili dostlar? Partizanlık ve particilik yapmıyoruz. Bana babam ne dedi biliyor musunuz? Siyasete girdim. Bir süre sonra da belediye başkanı oldum. 5 yıl geçti. Beni tebrik etmeye geldi annemle. Hiç unutmuyorum manzarayı. Böyle annem, babam, annem de bana buradaki güzel anneler gibi uzaktan, yakından, bazen televizyonun ekranından bile dua edip üflüyormuş bana bulunduğu yerden. Allah razı olsun ablacığım. Güzel bir lafı var, şimdi duygulanacağım ama tabelalarda resmimi görünce Beylikdüzü'ndeyken bir şeyde dedim ya anne nereden geliyor bunlar aklına? Tabelalarda böyle kış vakti resmimi görünce beni üşüyor zannediyormuş. Anne yüreği, bütün anneler öyledir. Annem, babam orada hiç unutmuyorum. Babam dedi ki, bak dedi, partili olabilirsin. Ol, partine layık ol. Partinin en çalışkanı ol. Ama ben sana söyleyeyim, particilik ve partizanlık yapma. Yaparsan evladım değilsin dedi. Bu o kadar kıymetli bir talimat, o kadar kıymetli bir baba tavsiyesi ki onun için biz particilik yapmıyoruz. Tertemiz mis gibi belediyecilik yapıyoruz kardeşim. Sosyal destekleri 6 kat arttırdık. Aradaki kirli elleri temizledik. Siyasi istismar konusu olmadan çıkardık. Bunlar halkçı belediyeciliğin. O güzel liderin, Atatürk'ün bize emaneti halkçılığın gerekleri, onları yerine getiriyoruz. Yöneticiler olarak bizim yapmamız gereken şeyler ve o düşünceler, o prensipler, o ilkelere layık olduk. Biz de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazlasını, daha iyisini yapacağız. Fakat yine yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Biz aynı zamanda vatandaş yardıma ve dolayısıyla bize muhtaç olmaya devam etsin anlayışına da son verdik. Öyle olmasın. Bağcılar Bölgesel İslam Ofisi gibi özel sektörde işe yerleşmelerini sağladığımız çoğu genç, bakın sadece Bağcılar'daki sayı 10.928 kişiye iş bulduk ve
istihdam imkanı sağladık. Onlar vatandaşa iş bulmak belediyenin işi mi demişlerdi? Bakın sadece 5 yılda 200 bin insanımıza böyle bir imkan sağladık. İBB'nin desteğiyle Bağcılar'da iş bulmuş insan sayısı 10.928 kişi. Hadi gelsin anlatsınlar onlara bakalım. Ekrem İmamoğlu şöyle, Ekrem İmamoğlu bir anlatamazlar. Bunlar vatandaşın karşısına da çıkamıyorlar. Bu işsiz yurttaşlarımız ekonomiyi batırmalarının kendisini işsiz bırakmaların hesabını sorar diye dolaşamıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Bir ev kadını evine alamadığı etin peynirin hesabını sorar diye çarşıya, pazara gidemiyor. Gene Ekrem İmamoğlu gidiyor. 5 senedir gidiyor, çıkmadı o pazarlardan. Pazarcı esnafı beni seviyor. Pazarı gezen herkes beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Allah razı olsun. Bir kiracı kiraları bu hale getiren politikaların hesabını sorar diye bunlar sokaktan kaçıyorlar. Bir emekli, benim büyüğüm, ablam, abim kendisine yaşatılan bu ekonomik zulmün hesabını sorar diye korkudan ortalıkta görünemiyorlar. Kapalı devre, kamera ve onlar. Biz öyle değiliz. Çat kapı pazara gireriz, çat kapı esnafa gireriz. Biz öyleyiz. Girmeye de devam edeceğiz. Bizi de eleştirenler olacak. Gelecekler yüzümüze söyleyecekler. Biz kimiz? Milletimizin ferdiyiz. Ben İstanbul, koca İstanbul, 16 milyon İstanbul'un belediye başkanıyım. Şu küçücük kızımız var ya orada, pembe çantası. Öğrencimiz mi? Fıstık, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Annesiyle gel. Annesiyle gel. Buyur. Teyzesiyle gel o zaman. Gel. Tamam. Gel teyze, sen de gel böyle. Şöyle buradan bir bak bakayım nasıl görünüyor. Bak bakayım nasıl görünüyor. Tamam ablacığım. Olur olur, herkesi dinleriz. Herkesi dinleriz. Olmaz mı? Tabii tabii. Tabii ediyoruz. Herkes edeceğiz. Tabii. Bu mikrofon olmaz. O zaman uzar gider. Birebir. Tabii tabii tabii. Tabii estağfurullah, bulursun. Bulursun, bulursun. Bak hemen bir kardeşim geldi. Bak hemen seni dinleyebilir. Sonra ben de dinlerim. Tamam. Yazılıysa ona ver, ondan alayım. Tamam. Şimdi bunların İstanbul'u hiç bilmeyen, öğrenmeye de gönlü olmayan bir adayları var. Tabii TOKİ mağduru karşısına çıkar da söylediği bir takım hesabını sorduğu usuller olur diye sokakta dolaşamaz. Bir